Ne? Ne? Pantolonunu eldivenine göre mi seçtin? Erkekler niye böylesiniz? Lütfen. Bak altında gidiyor adam. Bak şurada gördün mü adam da arkasında. Bak. Ne var orada? Bu. Bulut. Buluk. Buluk. Dostlar tuvaletler nihayet yerlerine konuldu. Çok minik pürüzler olsa da onun dışında her şey iyi gözüküyor. Birazdan bahsederiz onlardan da. Fakat içini görememiştim geçen sefer. Geç bakalım. Bakabilir miyim? Tamam bak. Burası erkekler tuvaleti. Burası erkekler projesi var. Evet. Bu nedir yahu? O kırık gelmiş, tamir edilecek. Düşer mi? Söyledik ya, düşebilir tabii. Büyük ihtimal sarsıntıda buraya koymadan önce kırılmıştı o. Hmm. Videoda da göstermiştim de aşağı indirdiler, o kırık da herhalde gelirken nakliyede bir problem oldu. Şunlar var ya, uzun süre eğer çıkartılmazsa şu etiketler çok acayip yapışıyor, bak söyleyeyim. Çıkartalım sonra uğraşmayalım Firuze Hanım. Evet. Çünkü büyük ihtimal biz uğraşacağız. Evet. Şu bağlantıları yapılsın ondan sonra. Güzel. Elektrikler, değil, şeyler bağlanacak. İki tane klozet. Bir terli. Bir su var. Pınar tuvaletinde aynı şekilde mi giriş? Yoksa aynı. Diğer taraftan mı? Yok, yandan. İçeri doğru. O daha düzgün. Ben de acaba onda mı dış taraf? Şimdi dostlar altı zaten taş döşenmişti. Şu kısımlara duş yapılacak. O yüzden. Önler değil mi? Şurası duş olacak. Tabii onlar duş olacak. Oralar paravan duş olacak. Paravan gibi bir şey gelir. Tabii iki iki. Yani iki tane iki tane. İki erkeğe iki kadına duş olur. Burası da. Evet, rüzgar bugün biraz çok ya. Nasıl rüzgar etkili o? Burası da kadınlar. Burada 3 tane tuvalet var. Evet. Bir tanesi Alaturka. Bunlar Alafranga. Alafranga. Mutlaka ayna ya. Diğerinde aynı yok. Şey. Burada da ayna. Bir de şey... Saç kurutması. Kurutma gibi bir şey. Buraya iki ayna, yani şeylere birer tane ayna her musluğa. Ortaya da bir tane saç kurutması şart. Evet. Erkekler olmasa bile kadınlara bence gerçekten gerekli. Şimdi girmesi gereken yer şurası dostlar. Ama burası da bakın yani yumuşak kum. Çünkü daha uzaktan burayı şey yapamıyor. Herhalde şimdi buraya geri geri yanaşacak. Bir traktör vesaire kepçe var mı dedi, batarsam beni çıkartabilecek. İşte onunla ilgili köyden birilerini aradık. Bir traktör bulduk. İnşallah tabii gerek kalmasın. Batarsa onu buradan bir şekilde çıkartmaya çalışacağız. İnşallah video öyle uzamaz. Şimdiden battı. Murat abi battı ya. Battı valla. Traktör gönderebilirsen. Çok sevinirim abi. Şans. Traktöre çıkartacağız ama şimdilik yerlerine koyabilecek oradan en azından. Ağaçlar biraz engel oluyor. Dostlar. Efe! Çok az daha. Tamam. Efe! İyi. Önem mi azıcık böyle? Biraz sanki bu tarafa doğru. Dur. Çok hafif kaldırırsan ya şurasını ittireyim ya arkasını geri ittireyim. Onun bir çatlak oldu. Tamam. Yok, çok iyi. Tamam. Oldu mu abi? Oldu. Diyeceğim yok, şurası gitmiş. Çok az daha.
Ne yapacaksın? Çok azıcık kaldı. Çok az. Tamam. Gel. Evet, kepçemiz geldi. Abi yavaş yavaş. Zorlamadın, yavaş yavaş. Hadi. Neyse. Buranın taşlarında sorun yok gibi ama şu erkek girişi sanki sıkıntılı biraz. Ya şimdi burası güzel, hani orta zemin güzel oldu böyle taş döşenmesi ama şöyle kenarlarda ve başta sorun var dediğin evet. Gibi. Şimdi bak sorun özellikle burada, tüm çevresinde de zaten o sorundan var da. Bak burada kum gittikçe bu taşlar çıkacaktır. İkincisi bu tuvaletin girişinin de bence biraz daha yüksek, aynı kadınlar kısmı gibi olması lazım. Şurası gibi olması lazım. Hı hı. Yani bence bu parke taşları şöyle şuraya kadar falan uzatıp etrafına da komple bir kalıp çakıp içine de ince birkaç demir atıp bir çimento dökmemiz lazım ki bu taşlar oynayıp buradan çıkmasın ve burası sabit kalsın. Hı hı. Tabii sizin daha farklı önerileriniz varsa yorumlarda yazarsanız da seviniriz. Evet, yani şimdi şu kenar alt kısım, şu alt kısım şey gözüküyor. Kötü gözüküyor. Boş gözüküyor. Hem kötü gözüküyor hem boş. Hayır, hani bir de sanki... şey var. Şimdi burası rüzgarla böyle ayağınla dura dura vesaire kazacaksın sonuçta orayı. Atacak, alttaki kum boşaldıkça evet. Burası gelecek. Hem tehlikeli. Aynen. Bence de bir çerçeve olması gerekiyor. Yani hem de daha iyi oturur. Yani sonuçta neyse, aletler oturdu. İşin bir kısmı bitti. Yani böyle yerlerde iş yapmak gerçekten çok zor dostlar. Dezcan, burası çok rüzgarlı. Rüzgarda da ses de zaten yeteri kadar iyi oluyor. Çalışacağımız yere gidelim en iyisi. Bayağı fırtına var değil mi Filiz Hanım? Evet ya. Ama benim hoşuma gitti rüzgar. O kadar... Ya rüzgar güzel. Evet yani yürürken yol o kadar sıcaktı ki. Bayağı esiyor. Denize baksana nasıl köpürmüş. Buradan belli oluyor mudur? Açık geniş. Ama manzara çok güzel. Şöyle. Dostlar, burada gerçekten bazı şeylere ulaşmak çok zor. Yani sırf şu tuvaletleri koyarken bile. İlk başta işte kepçeyle indirebiliriz dediler, olmadı. İşte altına taş döşendi. İlk başta o kaldırım taşları kondu, olmadı. Sonra bu taş döşendi. O taş döşenirken de biz işte 4'e 7.5 olacak dedik ilk başta. 6'ya 2.5 mu ne yapmışlar. Sonra tekrar eklendi, üstüne bir daha eklendi. İşte vinç çağırdık, vinç geldi, vinç battı, vinçi kepçe geldi çıkardı. Bunların hepsi masraf ve ne yazık ki zaman oluyor. Aslında geldiği gün koyabilsek ne kadar oldu onlar geleli Filiz? 1.5 hafta falan oldu değil oldu mi? Oldu herhalde, bir 10 gün olmuştur ya. Yani 1.5 hafta 10 gün bizi ne yazık ki öteye atmış oldu bu şeyler. Burada gerçekten bir iş yaptırmak için bir ustaya ulaşmak ya da gerçekten işini yapan ehli birini bulduğunuz zaman da yani ondan gerekli vakti alabilmek zor oluyor. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Şimdi tekrar buraya geldik. İlk odayı temizlemiştik zaten. Hatırlıyorsanız. Hatta bizim için çok yorucu, bayağı bir boya kazımalı bir temizlik olmuştu. Şimdi geri kalan iki odayı temizleyeceğiz ama geri kalan odalarda öyle çok fazla boya şeyi yok. O yüzden onunla uğraşmayacağımızdan dolayı çok daha basit bitirebileceğiz diye düşünüyorum. Birer odada eksik. Bitirir miyiz Filiz Hanım?
Biteriz inşallah. Ya şimdi camlarda falan boya var. Fakat buradaki zemin beyazdı. Ondan mı dikkatimizi çekmedi? Yerde boya var mı yok mu? Şimdi girince göreceğiz. Daha temiz gibi gözüküyordu ama. Artık boya varsa da beyaz. Bugün bir süpürelim. Hızlıca bir ana kirini alalım. Ki çünkü eşyaları da bunlar da baksana burada şey oluyor. Yağmur mağmur yağmıyor Allah'tan da. Bunların da kullanılacakların temizlenip kılıf alınıp falan konması gerekiyor artık içeri. Evet. Onun için de gene içeriği temizlemek lazım. Temizlememiz gerekiyor. Yani iş çok. Biz bu Eylül ayına yetişmek istiyorduk Eylül ayının ortasına ama zaten Eylül'ün ortası oldu gene değil mi? Bugün kaçı? Aynen bugün 7'si. Yani bir 10 güne yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama işte bakalım biz elimizden geldiği kadar hızlı bir takım şeyleri bitirip yapmaya çalışacağız. 2 gün sonra yani ayın 9'unda da yakuzumuz okula tekrardan başlıyor kreşe. Pazartesi onu okula götürmeye başlıyoruz. Bir de bu sene kendi 21 dönüm zeytinliğimizi kendimiz toplayacağız ve sıktıracağız. İnşallah. 29 Ekim'den sonra başlıyor. Onun da çok yoğun bir işleri olacak. Çünkü hani Filiz'le ben bir şekilde bir de iki çocuk varken değil mi? Hani Mia'yı okula bırakacağız. Murat Deniz de artık herhalde tarlada koşturacak. Bir şekilde yapacağız. Bu arada ya eşyalarla alakalı da şimdi burada böyle atıl durumdaymış gibi gözüküyor ama aslında hiç kullanılmamış eşyalar evet, hemen hemen. Yani mobilyalar gerçekten iyi durumda. Hani deforme olmuş bir yeri yok. Gerçekten sadece tozlanmış ve kirlenmiş. Temizlik yapılması için ve inşaat işlerinin yapılabilmesi için bunları dışarıya çıkartmıştık ki tabii dışarıda kaldığı süreçte daha da kirlendi. Ama bu vakumlu yıkama makineleri oluyor ya, halı yıkama makineleri. O tarz bir şeyle büyük bir bölümün dışarıda bir şey düşünüyorum. En azından getirecek. Personel odası için falan kullanabiliriz. Tabii kendimiz kullanırız en azından. Evet. Ya da hani şimdilik çünkü her odanın yatağı olur, koltuğu olur. Devir, ekonomi devri dostlar. O yüzden her şeyden faydalanmak, hiçbir şeyi ziyan etmemek lazım. Biz artık temizliğe girişelim çünkü gene bayağı işimiz var yani. Evet. Haydi kolay gelsin şimdiden. Korku mecele faydası yok diyelim. Hadi bakalım başlayalım. Evet bu durum nasıl başlayacağız sen tarif et ona göre. Vallahi ilk önce harfiyatı çıkartalım şuradan. Süpürelim. Ben de harfiyatı alayım. Ben biraz toparlayayım. Sen harfiyatı çıkar. Yani kabası bir çıksın. Tamam. Ondan sonra yüksek yerlerdeki tozu dökelim camları falan. Bitti bu tarafa daha kolay. Yine yerde boyalar var da. Öbür taraf, öbür taraf kadar çok yok. Var yani şuralarda var ama bu kadar çok değil. Hani. Boyalara odaklanmayalım. Çalışmaya devam. Evet. Ne o? Ne? Balık mı? Ne ki o anlamadım. Şu balık mı ya? Evet. Bak bir fare bekliyorum. Balık, tamam mı? Balık. Fare, ölüsü olur, kedi, kirli her şey olur. Balık. Balık. Kedi balık mı getirdin buraya? Ne? Kullanıyorlardı ya buraları. Sen ne yapıyorsun balık. Ya? Vallahi balık. Ne yapıyorsun be ya? Şaşırmış. Aksilikler olsa da Filiz ile Deniz çözer hızlıca. Hiçbir iş onları korkutmaz. Yaparlar her işi bir arada. Şimdi diyeceksiniz ki bu kürekle niye uğraşıyorsun? Küreğin sapını kırdım. Şu an sap yok. Sap da bulamadım. Yine elle atmaktan daha pratik bir çözüm değil mi Filiz Hanım? Tabii tabii. Acıyan gözlerle bana bakıyordur arkadan ama biraz toz da vardır içeride. Çok toz mu? Çok ince inşaat pisliği ya. Pudra gibi tamam. Pudra gibi tamam. Aynen. Çok ağzından nefes almamaya çalışıyorum. Şu an pek ağzından nefes almıyorum. Daha farklı bir yer var ya nefes alınan. Çok yorulunca. Arkada kalan için toza maruz kalmıyor. Ya yorucu iş ya. İyi kaldık vesaire yaptık. Haksız mıyız? Çok haklısın. Ama yapacak bir şey yok. Yani yapılması gereken bir şey. Biraz sesini kesmişim oldu ama yapılması gereken bir şey derdi. Evet. Oh, neyse ana kiri gitti ama. Evet evet şimdi camlar silindik yerler elektrik süresine silindikten sonra yani bayağı bir şey çıkacak ortaya zaten şekil. Akrep akrep çıkardı yani. Bir de çok aslında tırsık, temkinli hareket ettim. Şimdi geldik en sevdiğim şey. Cam silme. Hakikaten hiç sevmiyordum normalde de. Şimdi sevmeye mi başladın? Yok. Hala sevmiyorum. Sevmeden yapıyorum. Hani böyle her ev hanımının sevmediği bir iş var diye. Genelde ütüyü sevmezler.
Benim ütüyle ilgili bir sorunum yok. Ben ütü yapmayı severim, bulaşık yıkamayı çok severim. Falan ama şey... Cansın, cansın, cansın. Cansın. Hem de hele de üstte çimento olan, boya olan camları... Çok bir şey yok ya burada, bu temiz gene. Temiz mi? Dış tarafı örümcek ağa, iç tarafta bir sürü boya lekesi var, şey var. Bir şey akmış. Ne akmış acaba? Bilmek istemiyorum. Aksilikler olsa da filiz ile deniz çözer hızlıca. Hiçbir iş onları korkutmaz. Yaparlar her işi bir arada. Çok ufak boya değil mi? Evet. Vallahi ben ustayı yorumlarda da korumaya çalıştım bak, sen şahitsin değil mi? Sevdim çünkü hani iyi bir bağ kurduk, hani dostluk yaptık burada. Sağ olsun hani iyi de yaptı ama kardeşim buralarda boya. Baksana toz çıkınca komple çıktı, şurayı göstereceğim. Yerler komple boya. Şimdi burayı da... Tabak girişine gel, tabak girişine. Heh, baksana. Yakınlaşınca gözüküyordur. İnşallah kamerada gözüküyordur. Oh! Ben emekleri çıkarttım. Şimdi pıs pıs diye ıslatıp içeriye başlayacağım. Islatacağız işte. Islattıktan sonra iyice kurumasını beklemek gerekiyor ki elektrik süpürgesi açabilirim. Yoksa açılmıyor. Evet. Bizim sulu süpürme değil için eski süpürge. Süpürgeyi de bozmayalım. Evet, yine kullanıyoruz sonuçta. Şimdi bak, bu içeriden o kadar güzel tertemiz oldu ki, dışarıdan demin kamerayı alırken... Bu şey, şu an sadece kafasını silmek için. Ya kafası burada şu an içi, şöyle bakın şuraya dostlar. Şuraları terledim güzelce. Tertemiz oldu bak, içi dışarıya bir anda. Çık oraya bakarken bak şöyle. Oh. Hop. Hop. Şimdi burayı dışarıdan şöyle bir sileceğim. Ondan sonra camı parlatmak için ayrı bir bez kullanacağım. Temiz. Evet, yerdeki kötü lekeleri. Yeter mi kadar? Ha? Koy istiyorsan biraz. Biraz daha, tamam. Evet. Böyle lekelerin üstündeki biraz yumuşatmayı düşünüyorum önce. Gelenin yanına bir kadar yok ama. Evet. Yani, İlk oda daha kötüydü. İlk oda çok kötüydü. Gene var yani. Sırılır ölçüde var da. Öbür taraftan daha az. Havada sıcak, daha böyle şopur şopur terim de böyle yere damlıyor, devamlı yağmur gibi. Tam alın terimiz var diyebiliriz yani. Kesinlikle. Burada böyle %100 yerli, milli alın teri mevcut arkadaşlar. Ben bir önceki odayı temizledikten sonra 3 gün hani böyle otururken bacağım sanki böyle böyle yapıyor gibi oluyordu. Evet. Benim de şey, şu bileğimde ya, bilek içimde ağrı vardı. Şimdi aynı ağrı tekrar hissediyorum. Bu kadar... Yaşlanıyoruz. Bu sefer çok fazla yüklendim çünkü. Tam iyileşmedi demek ki. Yok, yüklenme. Şimdi azar azar, yavaş yavaş. Şey olan yerde bana söyle. Ben de hani destek olayım. Teşekkürler. Oh! Hep yavrum. Çünkü daha bir cam daha var. Kapı var. Var yani. Yıpratma kendini. Bugün ne kadar renklisin Filiz Hanım? Bir şey soracağım. Pantolonunu eldivenine göre mi seçtin? Rastgele bir denk geldi. Hani tokan pantolonu. Bugün renkli olmak istedim. Sarı kuşum. Böyle olsun. Sarı kuşum. Yiyecekler filafimizde temizle giderken filme yazmıymış. Bunlar biraz aslında şey... Eski kıyafetler. Evet, eski kıyafetler. Ufak tefek lekeler var. Pek fazla dışarıda bilmiyorum. Ama böyle güzel oldu değil mi? Evet. Bir de ben videolarda renkli şeyleri seviyorum ya. Ben zaten... Yani ben hiç görmedim bak. Hani bu tarafımızın gibi köy göç videosuna gelecek. Temizlik yapacak.
temizlikte eldiveniyle pantolonunu kombinleyecek. Yaştı. İmkanlar. Evet. Birazcık daha farklı olsa daha da çok şey yaparım. Daha da yaparım yani. Kızını seviyor süslenmeyi. Aa, çok severim. Pek severim yani. Kızın da senin gibi zaten. Anasının kızı tanımıyor yani. Niye de bahçeye çıkarken tütün elbiseler falan giyiyor ya? Yemin ederim benim küçüklüğüm, biliyor musun? Filiz ile Mia'nın kavgası şu oluyor genelde, kavga ediyorlar. Filiz bir kıyafet giydiriyor, Mia onu giymek istemiyor, başka bir kombin yapıyor, bu daha güzel diyor ve onun tartışmasını yapıyorlar. Şey yapıyor ya böyle, ya bu oraya uygun değil, aslında tartışma ondan çıkıyor. Hayır, bu arkadaşıma gitmeye uygun değil, bu dışarı çıkmaya uygun değil. Filiz diyor uygun, o diyor uygun değil. Bir de gerçekten şey, kendi başına seçtiği kıyafetler de gayet güzel oluyor yani. Ya şeyi daha tam bilmiyor, yazlık kışlık şeyi yok. Evet ya. Hani bazen yazın montlarla gelip, bak gene güzel kombin de kışın giyilir. Evet evet, şey yapıyor. Nedense yazın, şey kışın evde sıcak oluyor ya, tüm odalarda petek var. Sıcak oluyor diye bilmiyorum, çorap giymek istemiyor. Şimdi yaz günü dizi altı çoraplar giymiş geliyor evde yazıyor. Bu arada şey, saçım kestirdim Deniz'cim, farkında mısın? Aa yok, değilim. Saçımı kestirdim ya. Erkekler vallahi niye böylesiniz? Bak. Evet, kısalmış şimdi deyince fark ettim. Ya sen işlerini hallederken ben hemen o arada kuaföre gittim. Ya seni kuaföre ben bıraktım zaten. Bir şey yaptırdığını biliyordum da hani ben kalkülünü falan düzelttirdin zannediyordum. Yok, Mia'nın kestirdiğini şu an. Mia'nın, Mia okula başlayacak ya, kalkülünü düzeltelim diye gittik. Ben kendi saçımı kestirdim. Ben vallahi anlamadım ama. Şimdi böyle bir sen deyince evet, kuyruk kısa. Evet. İsteyerek mi bu kadar kısalttın? İstedim, istedim. Yıpranmıştı biraz Deniz'cim ya. İyi, güçlensin daha iyi. Evet, kökü evet. Sende. Deniz'cim, bize dediler ki yorumlarda aslında tiner kullansanız o boya lekeleri çok daha kolay çıkar. Ben biliyorum ama neden kullanmıyoruz? Şimdi iki sebebi var bunun. Bir, biz burada leke yok diye geldik. Şimdi ben hani tiner almaya gidip gelmeyeyim dedim, boş boşuna o vakti kaybetmeyeyim. Alan daha ufak çünkü. İkincisi de şunu düşündüm aslında. Yani leke olduğunu bilseydim de ben tiner getirmeyecektim çünkü. Yani her yerde var. Biz bu kadar yere tiner döktüğümüz zaman burada duramazdık yani. Baş ağrısından duramazdık, bizi mahvederdi o tiner kokusu. Şimdi mesela sırf camın kenarında var, şunları almak için olsa tamam hani şuna tiner dökelim. Bunda evet. Haklısın ama yere baksana hani. Evet evet. Ne halde şu anda. Ya, bir de şey var. Bu kadar tinerde biz ürürüz. Diğer odanın yani diğer ilk yaptığımız yerin yerdeki döşemesi biraz böyle pütürlü, dokulu bir taştı. Bu daha pürüzsüz. Evet. Daha rahat çıkıyor zaten. Evet. Şu fayans gibi. Fayans gibi zaten. Yani biraz daha kolay çıkıyor. Bir de şey ıslattık zaten. Yumuşadı bayağı değil mi? Ya yumuşadı kadar. Yumuşadığı kadar. Yumuşadığı kadar. Yumuşadığı kadar. Bir şey dedim ama böyle kuru yapmaya çalışsan hiç yapamazdın yani. Daha zor da onu bir önceki odada zaten tecrübe evet. Ettik. Hani orada şey yaptık. Sarı fırtına da uyandı. Oh, renkler çok güzel ama ya. Yeşil, mavi. Şu çöplükte olmasa orada. Evet. Bak bak, kendi aldı getiriyor. Neyi istiyorsun? Murat Deniz, mama mı istiyorsun? Şimdi meyve var. Ay kendi alsın ama. Senin ellerin de kirli. Dur, öbür elimle şöyle. Kamerayı temiz elimle tutuyordum. El değiştirdim. Al. Nektar istiyormuş. Al anneciğim. Afiyet olsun. İştahlı oğlum benim. Afiyet olsun. Tipini yerim seni. Oh, gülüyor böyle, yapıyor. Şu dışta çok boya var, şu dış tarafında çok hızlıca bir telli mi? Selam, verebiliyor musun telleri? Veririm. Alabiliyorum ben birazcık. Kurumlar çok kolay.
Değişik bir boya var değil mi? Bir de daha önce burada, daha önceden de farklı bir şey, yavraz gibi başka bir renk boyamış galiba. Olabilir. Şurada öyle var. O da kalmış. O da kalmış. Evet, evet, temizlerini. Şurada 5 dakika mola vermeyelim ya. Verelim. Sırılsıklam var. Şu anda üşüdüm burada yalnız. Evet, çok güzel. Soğuk yani. Ben memnun oluyorum ya. Böyle esince hoşuma. Bu havalarda üşümek zaten lüks. Bak bu arada. Arkada ne var? Gördün mü? Kaçlıyor. Vaa bak. Bak sık sık geliyorlar artık. Aa, buraya. Aa bak bu havalandı, gördün mü? Bak altında gidiyor adam. Şöyle dur yakına alayım. Bir tane var değil mi? Bir tane var şu an. Bak şurada gördün mü? Adam da arkasında. Evet gördüm canım. Gidiyor. Şöyle biraz mola da arkamızda da bir kiteci beyefendi gene kitesurf yaparken. Çok sık geliyorlar buraya. Evet. Şu an şey diyebilirim yani her hafta mutlaka 3-4 farklı grup gelip yapıyor. Hatta bir grup vardı önce gelen, onlar 5 kite gelmişlerdi. Hı. Bir grup vardı 3 kite geldi. Bak şimdi bu tek başına geldi. Demek ki burası hani bu konu için doğru düşünmüşüz yani, bak insanlar yani geliyor. Evet. Ki zaten burada tam bir tesis kurulduğu bir şekilde kulaktan kulağa, çünkü duyuldum, genelde tamam. Şey oluyor ya, bisikletçiler birbirleriyle görüşüyor devamlı, motorcular aynı şehirdekiler birbirlerini buluyor falan gibi. Mutlaka surf ve kitesurfçiler de bulurlar birbirlerini. Burada bir tesis açıldıktan sonra mutlaka kısa süre içerisinde haberdar olacaklardır. O zaman burası canlı günlerini yaşamaya başlayacak. Ben her gelene burayı nereden buldunuz diye soruyorum. Birisi şey dedi, rüzgar haritasına baktık, en rüzgarlı burası gözüküyordu geldik dedi. Birisi dedi, şey vardı ya, biz Edremit'ten dedi, sizin bir aboneniz dedi, bizi buraya gönderdi dedi. Ay evet, ona selam olsun buradan. Selam olsun. Edremit'ten dedi işte Filiz ile Deniz var, onlar surf okulu açacak şöyle böyle diye bizi tarif etmiş, burayı tarif etmiş, göndermiş. Yani hem biz hem rüzgar bir şekilde buranın tanıtımına da bir şekilde katkısı oluyor. Filiz ile Deniz çözer hızlıca. Hiçbir iş onları korkutmaz. Yaparlar her işi bir arada. Şimdi ikinci ve son katı siliyoruz ve kapatıyoruz. Evet, bir türbüle de yaptık, süpürdük. Üstüne ikinci türbüle de yapıp artık çıkıyoruz. Yine bir ince temizlik yapılır en son. Hani o eşyalar yerleştirmeden önce zaten mutlaka şimdi toz inmeye devam edecek buraya. Ama şey ne var, öyle temizledik ki yani direkt hiç temizlemeden de eşyanı istiyorsan getirip koyarsın. Evet, evet. Yani şöyle bir güzel yersin. Toz alsan yeter. Evet. Anasal, birader. Evet, camları kapayalım, ben hiç girmiyorum. Ayaklar ıslak. Artık kapayabiliriz. Anahtarı da vereyim sana şuradan. Peki, aynen mersin. Kapayalım, temizlediğimizi kapayalım. Tamam, at komple temizlenecek burası zaten. Evet yine temiz oldu. Bayağı foşur foşur yıkadığımız bir günün ardından bitirdik. Bitirdik. Burası İçerisi mis gibi kokuyor. 3'te 2 bitti, 3'te 1 kaldı. Kaldı evet. Haftaya evet. Evrim geliyormuş pazartesi. Evrimle birlikte sonunda patron da... geliyor. Patron. Haftaya artık onunla birlikte son odayı da temizleriz diye ümit ediyorum. Evet. Filiz, biz temizliği bitirdik. Adam kaç soru bitirememiş. Maşallah. Evet Filiz Hanım, kaç soru benim olsa ben de yapardım. Durmazdım yani. Yapardın evet, biliyorum yapacağını. Macera aldım. Bırakmazdım şeyler... yani. Efendim, nereye gidelim oğlum? Bak. Ne var orada? Bu. Bulut. Buluk. Buluk. Çiçek. Çiçekler. Buluk var, evet. Buluk. Evet, su da vardı, ona deniz diyoruz. O çok su, deniz. Deniz. Senin adın da deniz. Yüzüyor. Ya baba yüreği. Bak. Ah. Bak. Aa. Bak.
mı bakayım annesi? Bıyık. Oo, balıklar. Bıyık. Balıklar olur tabii denizde. Evet dostlar. Faydas ettik. Faydas ettik. Evet dostlar. Kitesurfçümüz kitesurf yaparken buluk buluk diye bulutları gösterirken bize Murat Deniz. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz ve çok mutlu edersiniz. Bye bye. Aynı zamanda videomuza yorum da yaparak da bye destek bye olabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Hadi. Diğer videolarda görüşmek bye üzere. Hoşçakalın. Görüş. Bye bye. Görüş. Bye bye.